Siyasetten de gelen biri olarak seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şu var, bir defa tabii siyasi bir kimliğimiz var, ancak ondan arınarak ifade ediyorum. Türkiye nefes aldı. Özellikle de gayrimenkul sektöründe, inşaat sektöründe birisi olarak biz 7 Haziran 1 Kasım arası gerçekten inanılmaz gerildik. İnanılmaz riskli bir döneme girdik. Ve dolayısıyla da bugün sadece inşaat sektörü değil, gayrimenkul sektörü değil, ülke aslında gerildi. 1 Kasım sonrası elhamdülillah o sıkıntılar, gerginlikler geride kaldı. İnanıyorum ki bir istikrar dönemi olacak. Ve bundan sonra yeni hükümetimizle birlikte her sektörde, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere yatırımlar büyük bir ivmeyle devam edecek. Daha büyük taleplerle karşı karşıya kalacak. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Projenize ilgi nasıl? Efendim şöyle ifade edeyim, ya bir defa Expo 2015 Emlak Gayrimenkul Fuarı bugün katılımcılarına da bakarsanız yarısından fazlasına yakını yabancı olduğunu görürsünüz. Bu da aslında sektöre yerli yatırımcıların yanı sıra yabancıların ilgisinin Türkiye'ye, ülkemize, İstanbul'a ne kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla da fuarın ilk gününde bu talepten son derece memnunuz. Özellikle projelerimizle ilgili 24 gayrimenkulün şu anda devam eden 3 projesi var. Başlayacak olan, hemen 1-2 ay içerisinde başlayacak olan 3 yeni projemiz daha var. Bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz ve dolayısıyla da büyük bir taleple karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Tabii bununla birlikte sadece inşaat değil, yatırım fonlarıyla ilgili biz Türkiye'de ilk gayrimenkul yatırım fonunu bugün kurmuş olduk. Dolayısıyla SPK'nın onayıyla fon kurulmuş oldu. Bu şu anlama geliyor. Artık önümüzdeki birkaç yıl içerisinde onlarca milyar dolarlık yabancı fonun Türkiye'ye akması, gayrimenkul sektörüne güvenli bir liman olarak yatırım yapması, devlet garantisinde realize olması anlamına geliyor. Ve bu da ülke adına gerçekten önemli bir noktaydı. Elhamdülillah bu da gerçekleşmiş oldu.